Evet hocam, korona günlerinden geçiyoruz. Tabii zor bir süreç. Vaka sayıları da artıyor. Süreci nasıl değerlendirirsiniz? Evet, şu son yaşadığımız yaklaşık yani Şubat ayından beri olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Gerek sağlıkça, dünya, bütün insanlık olarak ve evet, özellikle sağlıkçılar olarak da biz daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir süreçten geçiyoruz ve zor bir süreç hepimiz, evet, açısından. Birincisi, her ne kadar benim alanım enfeksiyon hastalıkları olmasa da bir viroloji, göğüs hastalıkları uzmanı olmamakla beraber korona, COVID-19 enfeksiyonu pandemisi bizi de oldukça etkiledi. Etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Şöyle ki normalde bugüne kadar COVID dışı nedenlerle ölüm oranlarına, dünyadaki ölüm oranlarına baktığımızda kalp ve damar hastalıkları genellikle birinci sırada, ikincisi, evet, de kanser, daha sonra enfeksiyon hastalıkları geliyordu. Şimdi büyük oranda COVID öne geçti. Ciddi sayıda maalesef hastamızı kaybediyoruz. Evet. COVID'den dolayı ve pandemi ortaya çıkmış olan bu pandeminin sadece virüslerden dolayı, COVID virüsünden dolayı olan mortalitesinin, ölüm oranlarının dışında ilaveten yarattığı stres, hastaların hekime gitmekten çekinmeleri, evet, hastanelere gitmekten çekinmeleri sebebiyle oluşan ayrı bir mortalite var. Buna da biz biraz böyle bir korku mortalitesi de diyebiliriz. Şöyle oluyor. Özellikle bu 65 yaş üzeri kuşağın sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde insanlar gerek yasak nedeniyle, gerekse hastanelere gidip dışarı çıktığında mikrop kapma korkusuyla, örneğin tespit edilmiş kalp hastaları bile hastaneye gitmekten çekindiler, imtina ettiler. Bu dönemde ki bununla ilgili çalışmalar da yapıldı, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu dönemde olmaması gereken, tedavi edilebilir durumda olan bir takım kalp hastalarını kaybettik. Evinde veya acil şartlarda hastaneye getirilerek kaybedildi. Ani kalp krizleri arttı. Stresten kaynaklanan, evet, kalp krizleri de arttı. Böyle bir tabloyla karşılaştık. Bu hani enfeksiyon dışında bu pandeminin yarattığı ekstra ölüm oranı artışı diyebiliriz. Mortalite artışı diyoruz biz buna, ama böyle bir durum söz konusu. Şöyle mi hocam, yani Esat hocam, korona pandemi kalp krizi oranlarını yükseltti. Şöyle, tam olarak elimizde buna dair bir net bir veri yok. Evet, epidemiolojik bir veri yok. Ama kendi pratiğimizde, mesleki pratiğimizde gördüğümüz kadarıyla bu bir artışa neden olduğunu söyleyebiliriz. Bir, ikincisi, diğer şüphelendiğimiz bir nokta da virüsün sadece solunum sistemi ve akciğerleri değil, dolaşım sistemini de etkilediğini artık biliyoruz. Bu birçok yayında gösterildi. Evet. Ani trombozis dediğimiz damar tıkanmaları, kan pıhtılaşmaları neticesinde de krizlere veyahut da mikro krizlere, doku perfüzyonu, doku beslenmesi bozukluklarına neden olduğu, hatta ve hatta kalpte neden olduğu ve bunun da bir takım hastalarda tespit edildi. Bu beyin dokusu da olabilir, evet, diğer organlar da olabilir. Mikro dolaşımda bozukluklara neden olduğu enfekte olan hastalarda ortaya çıktı. Bütün bunları toplarsak bir artıştan söz edebiliriz gerçekten. Pandemi döneminde stresi yaşayan hastalarımızın birçoğunda da kalp rahatsızlıkları gözükürüdüğü, evet, evet, bir sürece girdi. Ama tabii o hastalarımız da biraz hastaneye gelmekten endişelendiler. Evet, evet. Takipli hastalarımız, mesela takibi bırakan hastalarımız var.
Veyahut da bizi arayan telefonla arayıp gelemiyoruz. Veyahut da yani herkes ulaşamıyor standart yöntemlerle, sosyal medyayla, telefonla ulaşamayanlar da var, imkanları olmayanlar da var. Maalesef bunlar için ciddi bir sıkıntı oluştu. Korona kalp hastalarını etkiledi. Evet, evet. Kesinlikle çok etkiledi. Stres. Evet. Şimdi mesela şunu söyleyebiliriz. Özellikle bu başlangıç ilk atakta, birinci dalga döneminde biz bütün ameliyatları durdurduk. Kalp ameliyatları. Yani bütün yurtta durdu. Çok acil ameliyatlar dışında, girişimler dışında, evet. Acil koroner stenting, stentleme, primer stenting dediğimiz kalp kriziyle gelen hastanın damarının hemen açılması girişimleri dışındaki girişimlerin hepsi ertelendi. Mecburen ertelendi. Çünkü ne olacağını bilmiyorduk. Evet. Yani hastayı şöyle bir de şöyle yayınlar çıktı ki Çin'de, İtalya'da, bu Fransa'dan yayınlandı. Korona ameliyat ettiğiniz hastaya erken dönemde korona bulaşırsa hastayı en az %70 ihtimalle kaybediyorsunuz. Bu da çok yüksek bir oran. Yani %1 riskle biz ameliyata aldığımız bir hasta koronaya yakalandığında ameliyat sonrasında maalesef immünitesi ameliyattan dolayı da düştüğü için maalesef kaybedilme riski çok fazla oluyor. Bu nedenlerle bunu gerek bakanlık, gerekse mensubu olduğumuz mesleki derneğimizin de önerileri doğrultusunda biz de ameliyatları durdurduk. Yaklaşık 3-3,5 ay civarında ameliyat yapmadık. Haziran ortasından sonra artık biriken vakalar ve hani daha fazla erteleyemeyeceğiniz vakaları ameliyata almak zorunda kaldık. Sonrasındaki dönemde şu ana kadar aldığımız özel önlemlerle hiçbir hastamızı COVID nedeniyle ameliyat olan hastamızı kaybetmedik. Onun için özel bir şey gösteriyoruz bununla ilgili. Dikkat ve önlemler alıyoruz. Bu sayede bu anlamda herhangi bir mortalitemiz yok. O günden bugüne kaybettiğimiz evet. Hiçbir hastamız yok. Bu sevindirici evet, bir evet. Haber. Evet, COVID döneminde de yani pandemi döneminde de gerekli önlemler alındığında güvenle bu ameliyatlar yapılabiliyor. Bunu da göstermiş olduk. Aslına bakarsanız. Evet, COVID günlerinde, pandemi günlerinde ameliyat olan hastalarımız da vardı tabii. Olmayanlar evet, vardı, evet. Olanlar da vardı. Peki, onlar kendilerini nasıl korudular? Ne yaptılar? Ne yapmaları gerekirdi bundan sonraki süreçte? Hastane ameliyat sürecindeki en önemli koruma yöntemlerinden bir tanesi izolasyon mutlaka. Evet. Yani COVID'in kendisinden korunmanın kendisinde olduğu gibi bu ameliyatı olacak hastalar ameliyattan önceki süreçten başlayarak mutlak bir izolasyona tabi tutuluyorlar. Yani yakınları mesela birçoğuna refakatçi bile almıyoruz yanına. Ziyaretçi kesinlikle yasak. Özel havalandırılmış odalarda tutuyoruz. Yoğun bakım özel ve hatta personelin girişi bile sınırlandırılmış yoğun bakımlar var. Sadece bir hemşire, bir hasta ve özel giydirilmiş, kuşatılmış, önlemleri alınmış. Yani personelden hastaya olan bulaş riski neredeyse sıfırlanmış bir şekilde organizasyon yapıldı. Ameliyat esnasında hastalara özel bir şey vermiyoruz. Onu da baktık yani dünyada nasıl yapılıyor herhangi bir koruyucu herhangi bir ilaç verelim mi anlamındaki yaklaşım anlamındaki dünyadaki yaklaşıma da biz de uyduk. Herhangi bir koruyucu ilaç da vermiyoruz. Ancak ameliyat sonrası dönem tabii ki çok önemli. Çünkü bu ameliyatlarda
kalp ameliyatlarında bütün büyük ameliyatlarda olduğu gibi insan bağışıklığında, bağışıklık sisteminde bir gerileme oluyor. Bu da son derece tehlikeli. Özellikle bu kadar fırsatçı bir enfeksiyon için. Evet. Onun için de ameliyattan sonra beslenme rejimlerinde bir miktar değişiklik yapıyoruz. İşte vitamin destekleri, bir takım önerilen diyetisyenler tarafından önerilen beslenme rejimleri uygulanıyor. Ve hastanede prosedürleri de mümkün olan en az hastanede kalacak şekilde organize ediyoruz. Örneğin bizim ekip olarak şöyle bir şeyimiz var. Mesela standart bypass ameliyatların birçoğunu kalbi durdurmadan yapıyoruz. Yani kalp akciğer makinesine hiç bağlanmadan dolaşım, sentetik dolaşıma, artificial dolaşım diyoruz buna, yapay dolaşıma geçmeden ameliyatları yapabiliyoruz. Çoğunlukla bunu tercih ediyoruz çünkü kalp akciğer makinesine bağlandığında bir hastanın bağışıklığı bir yüzde verecek olursak, tam bağışıklığı 100 dersek bu %30'lara kadar düşüyor. Bu da çok önemli bir oran. Özellikle bu pandemi döneminde evet. Çok riskli bir durum.